Ah bu dayılar yok mu? Yatacak yerleri yok iki. Kıymetli dostlar, geçen haftaki yazımızı haram helal anlayışın, Allah korkusu, kul hakkı anlayışın, çocuğun söz konusu olunca nereye kaçıyor diye bitirmiştik. Demek bir yerlere kaçıyor ki yolsuz arsız işlere tevessül ediyorsun. Allah'tan korkmadan, kul hakkından çekinmeden. Ya hocam, herkes torpil yaptırıyor, bir ben miyim enayi lafları? Şeytanın üfürmesidir. İman kalbinde bir çınar gibi kökleşseydi, Şura suresindeki وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti aklına gelirdi. Ve yahu ben ne yapıyorum der, estağfurullah çekerdim. Çürük bir gemiyle ne kadar usta kaptan olursanız olun, okyanuslara açılamazsınız. İman gemisi su alıyorsa, şeytanın bir üfürmesiyle alabora olursunuz. Veya motor bozuksa, kaportanın boyası, cilası işe yaramaz. Bizim Müslümanlık anlayışımız işte böyle, dostlar. İnsan sınanmayınca onun ne mal olduğu ortaya çıkmaz. Çoluk çocuk, mal, mülk, makam, mevki insanın sınanma noktalarıdır. İman da bütün bunların direnç noktası. Namaz, oruç, zekat ve vesaire ibadetler bu direnç noktasını destekleyen payandalardır. Ve elbette gereklidirler. Fakat direnç noktası zayıf olursa payandalar ne işe yarar ki? Bu yüzden Hazreti Ömer, kişinin namazına, orucuna bakmayın, konuştuğunda doğru konuşup konuşmadığına, emanete hıyanet edip etmediğine ve menfaat karşısındaki tavrına bakın buyurmamış mı? Bir de meşhur bir laf var, parayla imanın kimde olduğu bilinmez diye. Külliyen yanlış, safsata. Aslında her ikisinin de kimde olduğu ayan beyan ortada değil mi? Para babalarının paraya para demediklerini, nasıl lüks ve israf içinde yüzüklerini, sırça köşklerde nasıl keyif çattıklarını görüyoruz değil mi? Dostlar alışverişte görsüncülerin de imanı gün gibi ortada. Haksızlık yapıyor veya haksızlığa göz yumuyorsan, sende iman zayıflığı var. Oğlunu kızını bir işe sokmak için dayı arayışına girişiyor, bunun için ele tök öpüyorsan imanın pamuk ipliğine bağlı. İşini emanet şuuru içinde doğru düzgün yapmıyorsan Müslümanlığın taklitten öte gitmiyor demektir. Başına bela musibet geldiğinde sabretmiyor, basıyorsan feryadı, senin imanın dış kapının dış mandalı. Kafi mi, sayayım mı daha? Gerek yok. Dini kendimize değil, biz dine uymadıkça başımız beladan kurtulmaz dostlar. Öyleyse ne ferman ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ لَمَانَاتِ لَا اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدِلِ Allah, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa suresi 58. Peki nedir emanet ve ehliyet? Emanet senden bir zaman sonra geri alınacak ve hesabı sorulacak olan mal, mülk, makam, mevki vesaire. Mümin de zaten emin kişi, güven duyulan kişi demek değil mi? Ehliyet, bir işi hak ediş, o işe layık olmak, o işle alakalı bilgi, beceri, tecrübeye, kabiliyete sahip olmak demek. İkisi arasında muazzam bir ilişki var dostlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Ehliyetsiz insan emaneti zayi eder, sahip çıkamaz. Ehliyet olsa, emanet şuuru olmasa, o da işe dört elle sarılmaz. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü de çok enteresan.
Kâbe yeryüzünde Allah için yapılan ilk mabetti. Ta Hazreti İbrahim aleyhisselam zamanında bina edilmişti. Tarihin bütün devirlerinde de Kâbe ve Mekke hep cazibe merkezi olmuş. İnsanlar akın akın oraya koşmuştu. Hac ibadeti orada ifa ediliyordu. Fakat zamanla dinin hakikati unutulmuş, müşriklik artmış ve Kâbe putlarla doldurulmuştu. Ne zamana kadar? Mekke 630 yılında fethedilinceye kadar. Mekke Müslümanlar tarafından 10 bin kişilik güçlü bir orduyla kan dökülmeden fethedilmişti. Kâbe putlardan temizlenecekti fakat anahtar henüz Müslüman olmayan Osman bin Talha'nın muhtesindeydi. Kâbe'nin kapısını kilitleyip bir yere saklanmıştı. Belki de gayesi anahtarı saklayıp Muhammed Kâbe'nin kapısını kırdı dedirtmekti. Peygamberimiz gidin bulun Osman'ı ve anahtarı getirin buyurdu. Hazreti Ali Osman'ı buldu, Kâbe'nin anahtarını zorla elinden aldı, Peygamberimize verdi ve Peygamberimiz kapıyı açtı, Kâbe'yi putlardan temizledi. Müminler yıllarca hasretini çektikleri Kâbe'yi tavaf ettiler. Acaba şimdi anahtar kime teslim edilecekti? Ona en layık kişi kimdi? Osman bin Talha müşrikti. Anahtarı taşımak çok prestijli, şerefli bir görevdi. Herkes bu görevin kendisine verilmesini arzu ediyordu ki bu ayeti kerime nazil oldu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya vermişti. Henüz Müslüman olmamıştı ama o işe en ehliyetli kişi oydu. Kardeşim, sen bir aile şirketi kur, oraya çoluğunu, çocuğunu, akrabanı, ceddini, yedi sülalerini doldur. Buna laf yok. Kimse bir şey diyemez. Fakat sorumluluk mevkiinde bulunuyorsan kılı kırk yarmak zorundasın. Hele bu kamu göreviyse ve taliplisi de çoksa seçici, adaletli olmak zorundasın. Oraya namuslu, dürüst, işini iyi bilen, yetenekli birisini koymak zorundasın. Falanın akrabası, filanın hemşerisi diyemezsin. Böyle diyerek kurtulamazsın sorumluluktan. Diyelim ki sen jüridesin, o anda orada en yetkili kişi kim? Sensin. Biz ne yapalım? Yukarıdan yetkililer üzerimize baskı yaptılar. Mecburen onların referans olduğu kişileri almak zorunda kaldık. Böyle diyebilir misin? Hayır. Böyle diyerek Allah katındaki sorumluluğunuzdan kurtulabilir misiniz? Hayır. Kabul etmeseydiniz o görevi veya baktınız fırıldaklar dönüyor, istifa etseydiniz. İstifa etseydiniz de sırada bekleyen onca kişinin hakkına girmeseydiniz. Hakemlik, hakimlik, jüri üyeliği, sorumluluk iktiza eden çok zor görevlerdir. Seçim yaparken bir kuyumcu hassasiyetiyle hareket etmek zorundasınız. O görevi ben almasaydım bir başkası yapacaktı zaten diyerek de kurtulamazsın. Sen kendinden mesulsün. Başkası kendisini cehenneme atıyor diye sen de mi atacaksın? Kısacık bir hayat için ebedi hayatını nasıl mahvedersin? Değer mi buna? Dostlar, bu sorularla bu haftayı bitirelim. Önümüzdeki hafta aynı konuya farklı bir perspektiften bakarak devam edelim inşallah. Huzurla kalın efendim. Hoşça kalın.